Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimiz'in şefaat ediciliği, Allah-u Teala'nın ona şefaat izni vereceği kitaplarda yazılı. Peygamber Efendimiz de ümmetine şefaat edecek. Şimdi bu ümmet kısmını ben tırnak içine alıp sormak istiyorum. Faydalanamayacak olanlar bu şefaatten kimlerdir? Ve ya da herkes faydalanabilecek mi? Ümmet deyince yani ne anlamamız lazım? Şimdi Mustafa Bey, tabii daha önceki bu konuşmalarımızda zaman zaman temas ediyorduk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaratılmışların zirvesinde yaratılmış. Daha doğrusu önce onun nuru yaratılmış, diğer her şey onun hatırına yaratılmış. Diğer peygamberlere Allah-u Teala şefaat izni veriyor. Çok kimse bunu da mesela bidat ehli buna da karşı. Böyle kendi uyduruklarına göre hareket edenler oluyor. Zannediyor ki bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam insandır. Onun diyor gücü yetmez. Tabii insandır. Ama ona o gücü veren Allah-u Teala'dır. Onu yaratan o tabii, gücü de verir yani. Şimdi halbuki bu insanlar bunu söylerken o kadar kendilerini rezil ve kepaze ediyorlar ki. Mesela Türkiye Cumhuriyeti. Devlet nedir? Devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin valileri var mıdır? Vardır. Var. Vali aynı şekilde devlet adına iş görüyor mu? Görüyor. Evet. Kim veriyor ona yetki? Devleti. Peki insan o? Tabii insan. Ama o yetkiyi ona veren devlet. Dolayısıyla devlet veriyor. Diyor ki arkadaş sen valisin. Buradakiler senden sorumludur. O da onun adına aynı şekilde. Sen yapamazsın. Ben de insanım. Sen de insansın. Sen bana müdahale edemezsin. Deme hakkına, selahiyetine sahip değilsin. O gücünü oradan alıyor. Niye herkeste aynı yetki yok denemez? Şimdi Allah-u Teala peygamberleri seçip yaratmış. Dolayısıyla peygamberlerin sayısını Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. 124 binden fazla olduğu bildirilmiş. Ve bunlardan mesela 313 veya 315 adeti Resul'dür. Alt tanesi Ulul Azm'dır. Bu Resullerin de üstünde. Bunların da zirvesinde Muhammed Aleyhisselam'dır buyuruyor. Cenab-ı Hak bunları yaratırken böyle yaratmış. Dolayısıyla adeti ilahiyesi bulut geliyor yağmur yağdırıyor. Yağmur yağdıran bulut mudur? Ha, bulut sebeptir. Yağdıran Allah-u Teala'dır. Toprağa tohum ekiyorsun. Toprak mı bitiriyor? Toprak sadece vesiledir. Ekmek yiyorsun. Doyuran ekmek midir? Doyuran Allah-u Teala'dır. Ama ekmek vesiledir. Doktora gidiyorsun, ilaç kullanıyorsun. Doktor, ilaç vesiledir. Doktora gittim, iyi oldum diyorsun. Mecazen söylüyorsun. İyi eden, şifa veren Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak adeti ilahiyesi, yani kudretini böyle sebepler altında gizlediği gibi mahşer günde her peygamber kendi ümmetine şefaat edecek. Yani o peygambere iman etmiş, onun yolunda gitmiş ve o imanla ölmüşse onlara şefaat edecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi ümmetine Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak kabul etmiş, inanmış. Onun yolunda girmek için, onun bildirdiği şekilde bildirdiklerini yapmak için gayret sarf etmiş. Ha, bazen düşmüş, bazen kalkmış. İşte bata çıka ama imanı kurtarmış. Ahirete şefaata kavuşacak. Peygamber Efendimiz şefaatine kavuşacak. Fakat esas İslam alimleri buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati sadece ümmetine mahsus değildir. Yani, önce umumi olarak herkese bir şefaat edecektir mahşer gününde. Bütün insanlara. Bütün insanlara. Müslüman olsun olmasın. Evet, Müslüman olsun olmasın. Şeyin başlaması, hesabın başlaması Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatiyle olacak buyuruyor. Mesela insanlar mahşerinde bekleyecek, sıkılacaklar. Ondan sonra diyecekler ki gidelim atamız Adem Aleyhisselam'a şefaat etsin bize. O mazeret. Hesap başlasın. Hesap başlasın. Herkes nereye gidecekse gitsin hesap başlasın da daha hesap başlamamış. Ondan sonra o mazeret beyan edecekti işte. 1000 sene bekleyecek Nuh Aleyhisselam. O da mazeret beyan edecek. Sonra İbrahim Aleyhisselam'a o da mazeret beyan edecek. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a. Onlar da mazeret beyan edecekler. En son Muhammed Aleyhisselam'a gidecek. Muhammed Aleyhisselam'a gidip diyecekler ki hani Rabbimizle aramızda şefaat et. Arz et Cenab-ı Hakk'a. Hesap başlasın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye gidince Allah-u Teala buyuracak ki Habibim başını kaldır ne istiyorsun? Ya Rabbi dedi kulların sıkıntı da hesap başlasın. Hemen Allah-u Teala meleklere emir verecek. Habibimin emrini yerine getirin. Şefaattir bu. Onu vesile kılmıştır. Hayattayken bile Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayattayken bile yani daha ahirete intikal etmeden birçok şeye vesile olmuştur.
yani şefaat söz konusu olmuş. Onun hatırına mesela peygamber mesela şefaattan Murat o. Onun hatırına affa kavuşan, onun hatırına aynı şekilde borçtan kurtulan çok kimse olmuş. Resulullah Efendimiz ahirete intikal ettikten sonra onun kabrini ziyaret ederek aleyhissalatü vesselam onun hatırı ve hürmetini isteyenlere Cenab-ı Hak aynı şekilde ihsanlarda bulunmuş. Hatta bir kimse peygamber Efendimiz'in kabrine geliyor. Ya Rabbi köle azat etmeyi emrettin. Bu senin peygamberindir. Ben de senin kölelerinden biriyim. Peygamberinin hatırı için beni cehennem ateşinden azat et diye dua eder. Şöyle bir ses işitilir. Ey kulum, niçin yalnız kendinin azat olmasını istedin? Bütün kulların azat olmalarını niçin istemedin? Haydi git seni cehennemden azat ettim sesi işitilir. Evliyanın meşhurlarından Hatem-i Esam Hazretleri Resulullah Efendimiz kabrinin yanına durup Ya Rabbi peygamberinin kabrini ziyaret ettim. Beni eli boş olarak çevirme diye yalvarır ve dua eder. O anda ey kulum Habibimin kabrini ziyaret etmeni kabul ettim. Seni ve seninle beraber ziyaret edenleri mağfiret ettim sesi işitilir. Ha peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam üstünlüğüne inanmayan zaten inkar etmişti. Onu diğer insanlardan farklı görmeyenler ha bunlara inanmaz. Efendim bunlar olmaz. Ha olmaz tabii ki. Adam tatlamış ki benle mezik la yedir. Tatmayan elbette ki bilmez. Senin için olmaz. Onun için olmaz tabii ki. İmam Ahmet Kastalani Hazretleri anlatır. Birkaç sene hastalık çektim. Doktorlar çaresini bulamadı. Mekke'de bir gece Resulullah Efendimiz'e çok yalvardım. O gece rüyada bir kimse gördüm. Elindeki kağıtta burada Ahmet Kastalani'nin hastalığı için Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam izniyle ilacı yazılmıştır yazısını okudum. Uyandığım zaman hastalığımın kalmadığını gördüm, iyileştim diye buyurmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahirete intikal ettikten sonra bunlar olan hadiseler. Mahşer günü kabrinden ilk önce Resulullah Efendimiz kalkacak. Üzerinde cennet elbisesi bulunacak. Burak isimli bir hayvan üzerinde mahşer yerine gidecek. Peygamber Efendimizin elinde Livaül Hamd denilen bayrak olacak buyuruluyor o günde. Peygamberler dahil bütün insanlar bu bayrağın altında duracaklar. Ya o da şefaat orada. Mahşer halkı beklemekten çok sıkılacaklar. İşte biraz önce arz ettiğimiz o durum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelecek. Ve ondan sonra da şefaat başlayacak. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahşer günü Muhammed aleyhisselamın ümmetinin hesabı görülecek. Sırattan geçecek, cennete gireceklerdir. Önce Muhammed aleyhisselamın ümmeti. En son gelen o, fakat en önce gelen o. Hatta Resulullah Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma Sırat köprüsünden geçerken herkes gözlerini kapasın, Muhammed aleyhisselamın kızı geliyor denecektir. Buyuruluyor. Ve kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 yerde şefaat edecektir. Birincisi makam Mahmud denilen şefaat ile bütün insanları mahşerde bekleme azabından kurtaracak. Evet. İkincisi Resulullah Efendimiz şefaat ile çok kimseyi hesapsız cennete sokacaklar. Üçüncüsü azap çekmesi lazım olan müminleri azaptan kurtaracaktır şefaat ile. Dördüncüsü iman ile ölüp günahı çok olan müminleri cehennemden çıkaracaktır. Beşincisi sevabı ve günahı eşit olup öyle eşit olup Araf denilen yerde bekleyen müminlerin cennete girmelerine şefaat edecek. Öyle de denk gelebiliyormuş Mustafa abi. Eşit. Altıncı olarak Peygamber Efendimiz cennette olanların derecelerinin yükselmesi için şefaat edecek. Tüh diyeceksin ya burası değil de şurası olsaydı. Orada da şefaat var. Altıncı olarak. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam şefaatiyle hesaptan kurtardığı 70 bin kimsenin her biri de ayrıca 70 bin kişiye şefaat edecek buyuruyor. İnşallah dahil oluruz. İnşallah dahil oluruz. Çünkü bütün bu fazilet ve üstüne Peygamber Efendimiz'in mahsusun. Çünkü Allah-u Teala hadis-i kusuyla sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdın. Levlâke levlâke lemâr halaktul eflâk hitabına muhataptır. Şimdi bu ana hatlarıyla itibariyle bildirilmiş. Buradaki bildirilen şefaatlerin hepsi umumi ama hususi olanları da var. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam şefaatine kavuşabilmek için şimdi bir köşeli parantez açalım diyelim. Askerlik yaptım bilirsin. Yani bizi izleyen ve dinleyenler de aynı şekilde askere gitmeleri şart değildir. Karacıların, havacıların, denizcilerin giydiği elbiseler farklı. Karacıların da mesela giydikleri, denizcilerde de var, havacılarda da var. Giydikleri elbiselerde bazen bakıyorsun bazı subaylarda, bazı erbaşlarda farklı çizgiler var. Aa diyor bu işte muhabere, bu işte topçu, bu piyade falan. Bu işaretler var. Hani biz anlamayız ama bir subay, amiri, askerdeki vazifeli ha der bu budur, bu budur, budur. Tanır. Şimdi ahirette de Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine kavuşabilmek için çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün böyle birisi geliyor namaz kılıyor. Hemen
Hani tavuğun yem yediği gibi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona selam verince buyuruyor ki, namazlarını böyle kılarsan yarın ahirette sana benim ümmetimden demezler. Yani şefaata giremezsin. Bir işaretin olması lazım bir yerde. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti seniyesini doğru öğrenip, yani getirdiği dini doğru öğrenip, namazda, oruçta, zekatta, haçta, ahlak bilgilerinde onun bildiriklerine uygun olacaksın ki buralarda işaret olacak ya da yüzünde nur olacak. Ha, bu benim ümmetimdir. Şefaata kavuşabilirsin. Veyahut da denecek ki senin ümmetinden birisi şu anda şeyde mizanın başında. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şefaat edebilirsin. Onun için de fıkıh bilgilerini, ilmihal bilgilerini, Resulullah Efendimizin getirdiği İslamiyet'i çok güzel öğrenmeli, ona ittiba etmeli ve o hal ile ruhu teslim etmek için gayret sarf etmeli şefaata kavuşabilmek için. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.